Herkese merhabalar arkadaşlar. Ebob, ekok ve periyodik problemler konusuyla sizlerle birlikteyiz. hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, bir tam sayının asal çarpanları kısmıyla başlayacağız. Yalnız önce hemen takvimimize bir bakalım. Takvimimizde bu aya çok güzel bir giriş yapmıştık. Bölme algoritması ve bölünebilme kurallarını çok güzel bir şekilde gördük. Bugün arkadaşlar dediğimiz gibi Ebob, ekok ve periyodik problemleri göreceğiz. Sonrasında da gözümüzün gönlümüzün açıldığı güzel bir ara tatil bizleri bekliyor. Tabii ki de tatili boş geçmeyeceğiz. Orada da Tonguç Akademi sizler için çok güzel bir kamp ayarladı. İnşallah o kampı da takip ederek kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. 9. sınıfımızı sağlam yapmamız lazım ki 10, 11, 12'de çok rahat edelim. Ve sonrasında da arkadaşlar tabii ki de yine aralık kavramı ve eşitsizlikler konusunda devam edeceğiz. Kasım ayı tatilde var dinlenme ve sonrasında da yine güzel bir çalışma temposuna girme zamanı. Evet arkadaşlar uzatmayalım fazla. Artık bir tam sayının asal çarpanları kısmına gelelim. Hocam EBOB'u yok dedin ama asal çarpanlar diyorsun. Evet orası için çok önemli bir yer arkadaşlar. Asal çarpanlarını ayırmayı iyi bilmemiz lazım. A bir tam sayı olsun. Bakın bir tam sayı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Ve A, B, C de doğal sayı olacak. Yani üstlerinde de bir sayı var ve A tam sayısının bakın asal 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 asallarına ayrılmış ve üstleri şeklinde yazılmasına ifade edilmesine biz asal çarpanlarını ayırma diyoruz. Bir sayı var biz bunları asallarına göre yazıyoruz. Birazdan örneğimiz var. X, Y, Z sayıları A'nın asal çarpanlarıdır. Bakın asal çarpanlarını ayırdık. Buradaki X'ler, Y'ler, Z'ler neydi? Asal sayılardı ve A'nın asal çarpanları dedik arkadaşlar bunu kaçırmayın. Mesela 240'ı bakalım ve asal çarpanlarını ayırmada genellikle şöyle bir yöntem izlenir. Yani burada başlarsın 2 ile. Dersin ki 120, bir daha 2 yazarsın. Dersin ki 60, bir daha 2 yazarsın. Dersin ki 30, bir daha 2 yazarsın. Dersin ki 15. Bakın 2 iki bitti. 2'den sonraki asal sayı kaç? 3. Üç. Hemen 3'ü yazarsın. Hop 5 kalır. Hemen 5 yazarsın ve buraya da 1 yazarsın. Şimdi bakın 240 sayısının asal çarpanlarıyız. Şu an asallarını bulduk. 2, 3, 5. Ama bunu nasıl yazacağız bakın. 240 eşittir. 1, 2, 3, 4. Hemen yazdım 2 üzeri 4 çarpı. Bir de ne var orada? 3 üzeri 1. Bir. bir de ne var orada? 5 üzeri 1 var. Bakın asal çarpanlarını ayırdık. Tabii ki de 240 sayısının çarpanları. ...2, 3, 5 asal çarpanları... ...ama bunlar da tabi 2 üzeri 4, 3 üzeri 1... ...5 üzeri 1 şeklinde yazılmış olduğu. Hocam bunun ne önemi var? Birazdan göreceksiniz. Çok önemli bir kısımdı. Aklınızda olsun. Ve arkadaşlar bu konuyla ilgili... ...kitaplarda görebileceğiniz en zor soru bu. Hocam dur ısınmadan hemen zora geçir mi? Arkadaşlar başka bir mevzu yok zaten. Gerisi hep hava civa şeyler. Hemen bu zor soruya bakalım. Ne diyor? A ve B pozitif tam sayıymış. Tamam 360 çarpı A... B üzeri 3'müş. Hayda iki sayının çarpımı bir sayının kübü. Koşulunu sağlayan en küçük A ve B değerlerini bulalım diyor. Bakın zaten sen A'ya sonsuz büyüklükte bir sayı verirsen B de sonsuz büyüklükte bir sayı eder. O zaman arkadaşım ben de ne yapmak istiyorum? En küçük değerleri bulmak istiyorum. Bakın burada en küçüktü. O zaman hemen bir 360'ı çarp, asal çarpanlarına ayıralım. 360'ı asal çarpanlarına. Sizden ricam gördüğünüz hemen 2 2 yazacağını biraz daha büyük yazabilirsin. Mesela bakın 4'e böldün. Hop 90. Ne var çünkü burada? 2 kere 2 var. Yani bir daha 2'ye bir daha 2'ye bölmeye gerek yok. Hop 2'ye böldün. Burası 45 oldu. Bak 3 3 yazmana gerek yok. Hop 9'a böl. Niye? Çünkü burası 3 çarpı 3. Bir daha 3'e 3'e yazmana gerek yok. 9'a böldüm 5 beş kaldı. 5'e böldüm 1 oldu. Bak arkadaşım olayı şu an itibariyle bitirdim ben. Olayı şu an itibariyle bitirdim. Nasıl bitti ama? Dikkat edin şimdi. 360 sayısı neymiş arkadaşım? Düzgün yazalım. 2 tane 2 burada var. 1 2 3. O zaman ne oldu? 2 üzeri 3 üç. çarpı 3'lerden ne var? Bakın 2 tane 3 var. Çünkü 9'a bölmüştük 3 x 3'tü. 1 de 5 var. İşte bu kadar. Bir de a var. Karşıtadaki karşıtada bir sayının kübü var. Bakın şimdi arkadaşım. Burada bir sayının kübü var mı? Var. Bakın bu küp bunu sağlar zaten. Yani burada bu tarafta bütün sayıları küp şeklinde yazarsam karşıyı da toparlarsam küp olur. Mesela biz burada A'nın yerine 1 3 yazarsak 3 üzeri 2 3 üzeri 1 daha bakın 2 tane 3 burada vardı. Bir tane de burada 3 tane 3 etti. Aynı şekilde bakın burada 5 üzeri 1 vardı. Hop buraya 5 üzeri 2 yazarsam yani 2 tane 5'lik koyarsam hop burası da ne oldu? 5 üzeri 3 oldu. E karşı tarafta da bir şeylerin üzeri 3 diyordu. Demek ki olayı toparladım. Nasıl yaptım? Bakın 2 üzeri 3 zaten kendiliğinden geldi. Devam ediyorum. 3 üzeri 3 benim sayemde geldi. 5 üzeri 3 de yine benim sayemde. 5 üzeri 2 eklemeyle geldi. Bu arada A sayısını bakın ortaya güzel bir şekilde çıkartmış oldum. Devamında da karşıda B üzeri 3 oldu. Bakın üstü sayılarda tabii ki de ayrıntılı göreceğiz. Ama burada da toparlarsak hepsinin üzerinde 3 varsa... Ortak 3'ü alırsak ne olur arkadaşım? Bak eşittir B küp olur. O zaman ne oldu? 2, 3, 5 ettim sana 30. 30 üzeri 3 eşittir B üzeri 3 ise o zaman ne elde ettim ben? B eşittir 30'dur dedim ve bitirdim. A ve B değerlerini bulalım demiştik. E buradan da biz A'yı ne bulmuştuk biraz önce? A da 3 kere 25'ten dolayı 75 oldu. O zaman A en az 75, de en az 30 olmak zorundaymış. Bakın ne işimize yaradı? Asal çarpanlarını ayırmak çok işimize yaradı dedik ve bu kısmı da bitirdik. Ne yaptık? Bir, üzeri 3 diyor. Hepsini üzeri 3 yapmaya çalıştık. 4 deseydi hepsinin üzerini 4 yapmaya çalışacaktık. Kolay bir soru değildi. Bence zordu. O yüzden de böyle bir giriş iyi oldu bence. Hemen çakralar açıldı. Herkes pür dikkat ders dinliyor. Şimdi yine önemli bir kısma geldik. Burası e daha ileriki konularda da bazen çakal cin sorularda karşıma geliyor. Bunları bilmem lazım. Bir A tam sayısı için ne yapılmış? Asal çarpanlarına ayrılmış olmak üzere x y z asal sayı tabii ki de a b c de doğal sayı. Nereden geliyor? Biraz önceki asal çarpanlarının gösterimiydi bu. Bundan yana bir sıkıntı yok. Geçtim. A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını sorarsa bakın A sayısının pozitif bölenleri sorarsa ultra mega süpersonik kolay bir şey var. A var mı burada? Var. Onu bir arttırıyorsun. B var mı burada? Var. Bunun da üstünü bir arttırıyorsun. C var mı burada? Var. Bunun da üstünü bir arttırıyorsun. Bakın tek yapmanız gereken bunları çarpmak. Birer arttır. Tabii ki de üstleri birer arttırıp bunları çarpıyorsun. Olay bu kadar mı? Mesela size bir şey söyleyeceğim. Mesela A dediğim sayı biraz önceki gibi 240 ise burada kaç tane çarpım var derse buna göre işlem yapacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bakın Pozitif tam sayı bölenleri diyor ya 240'ı bölenlerden biri 8. Aklıma geldi salladım. Bakın pozitif bölenlerden biri 8. Peki negatif bölenlerden biri de eksi 8 mi? Bakın 240'ı bölenlerden biri 40. Peki aynı zamanda eksi 40 da bölmüyor mu? Ya o zaman A sayısının pozitif bölenlerinin sayısı üstleri birer artırıp çarpıyorsam negatif sayıları da ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif vardır. Gördüğünüz gibi ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif vardır. Yani pozitiflerle negatifler birbirine eşittir arkadaşım. Devam ediyorum. A sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı. Bakın A sayısının tam sayı bölenleri sayısı. O da nedir? E pozitiflerle negatifler. Başka da yok ki zaten sıfır olmadığına göre. O zaman iki tane A artı bir. Çünkü bakın burada bir tane var. Bir tane de iki tane olduğu yüzden B artı bir. Bir de ne oldu? C artı 1 oldu. Yani sen pozitifleri bulacaksın. Bir o kadar negatif var. Tabii ki de iki tane pozitiflerin iki katı ya da negatiflerin iki katı kadar tam sayı bölenleri var. Peki asal bölenlerinin sayısı? Arkadaşım bak asal bölenleri gördüğün gibi üç tane. O da ne? Bu soruda üç tane. Başka sorularda x, y, z değil de 2, 3, 5, 7, 11 olabilir. O zaman dört tane yazarsın sen de. Ya da 5 tane. Bakın 2, 3, 5, 7 ve 11 olursa 5 tane dersin. Ama şu an soruda 3 tane olduğunu görüyorum. Bakın biraz önce ne dedim ben sana? Bütün tam sayı bölenleri bu kadardı. Peki asal olmayan bölenlerin sayısı? 3 e, tanesi asalsa bunların e, o zaman sen ne yapacaksın? Bütün hepsinden bu bulduğun sayı vardı ya biraz önce. Ben tabi uzatarak gösteriyorum. Bunları yapmak çok kolay işlemde. Ne yapacaksın? 3 taneyi çıkartacaksın. Yani biz buna PTB dersek bakın pozitif tam bölenleri dersek buna NTB dersek negatif tam bölenleri buna da TB dersek tüm bölenleri dersek o zaman asal bölenlerini ne yapacaksın? TB eksi asallar yapacaksın. Çünkü asal olmayanlar o kadar. Peki tam sayı bölenlerinin toplamı? Arkadaşım tam sayı bölenleri kimdi? Pozitifler ve negatifler. 8'e e, eksi 8. 40'a eksi 40. E, 50'ye pardon burada 50 yok tabii ki 60'a eksi 60. E, hepsinin artılısı eksilisi ise o zaman bunu da buraya kocaman yazmak istiyorum. Nedir? Toplamları sıfırdır. Unutma. A sayısının tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır arkadaşım dedim. Geçtim. İşte yıldızlı çok güzel bir soru karşımızda arkadaşım. Hemen bu soruyla yapalım. Bu soruyu tabii ki de biraz önceki soruyla birleştirelim. Hemen rahat bir şekilde yapalım. Burada bu arada bir örnek verelim. Mesela ne diyelim? 120 sayısını örnek verelim. Bakın 120 sayısı nedir? Hemen düşünelim. 8 kere 15'tir. 15 kere 8'dir. Tamam. O zaman nedir? 2 üzeri 3. 15'te 3 kere 5. Bakın üstleri geldi. Şimdi bu sayının ptb'sine bakarsak. Üstleri 1 arttır demiştik. Hemen yazalım. ptb eşittir. Nedir? Üssü bir arttır 4. üssü bir arttır 2. üssü bir arttır 2. O zaman bunun nedir? 16 tane pozitif tam böleni vardır. E pozitif bölen kadar negatif bölen vardı. Bunu da yazdım. E pozitifler ve negatiflerin toplamı 32. O zaman bunun tam bölenlerinin sayısı da nedir arkadaşım? 32'dir. 16 oradan 16 oradan. Peki bunun asal bölenleri kaç tane? 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal böleni vardır. Asal olmayan tam bölenleri kaç tane? Bakın 32 burada, e, 3 de burada. O zaman asal olmayan tam bölenleri de 32 eksi 3'ten dolayı 29 etti. Peki bütün tam sayı bölenlerin toplamı kaç? İstisnasız hepsinin sıfır. Niye? 120 varsa eksi 120 var. 60 varsa eksi 60 var. 5 varsa eksi 5 var. O zaman ne oldu? Hepsinin toplamı sıfır oldu. Şimdi yıldızı soruya bir daha geri dönelim. Çok güzel bir soru. Bakalım nasıl yapacağız? A eleman tam sayı. Bir tam sayıymış A'mız. Burada da var. İfadesi 3A artı 180 bölü A ifadesi. Tam sayı ise Bakın arkadaşlar matematiğin en fazla çakallık cinlik yapıldığı yerlerden biri. Tam bir yıldız sorusu. Çok önemli bir soru. Bakın şimdi ne yapacağız? 3A bölü A 180 bölü A. Aslında bu adamlar daha önceki hayatlarında ayrı ayrı yazılmışlardı. Daha önceki hayatlarında ayrı ayrı yazılmışlardı. Paydaları aynı olduğu için payları toplamışlardı. Bak eski hayatları böyleydi yeni hayatları böyle. Şimdi bakın Burada niye böyle yaptık? Cevap tam sayı ya. Zaten 3A bölü A yaparsan burası 3 olur. Bu bir tam sayıdır. E 180 bölü A da bir tam sayı ise arkadaşım. Pardon özür dilerim. 3 artı 180 bölü A tam sayı ise cevabım benim. Bakın yazalım. Tam sayı ise tabii ki de tam sayıyla tam sayıyı toplarsan ne olur? Ne olur arkadaşım? Tam sayıyla tam sayıyı toplarsan tam sayı olur. O zaman ne diyoruz? Demek ki adam bize 180'in bölenlerini soruyor. Ve kaç farklı değer alır diyor. Bakın A pozitif ya da negatif dememiş. Demek ki bana sorduğu burada ne? Tam sayı bölenlerini soruyor. Hemen 182 bir ayır edelim. Bakın ilk gözüme çarpan 9. 20 kaldı. Gözüme çarpan 4. 5 kaldı. 5'i 5'e böldüm. O zaman 180 sayısı demek ki 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 bir de 5 üzeri 1 geldi. Bakın arkadaşım çok dikkat şimdi. Bana a'nın burada 180'i bölenleri soruyor bir bakıma. Çünkü niye? 180'in bölenleri hepsi tam sayı çıkar. Mesela 180 var, 9 var, 2 var, 10 var. Hepsi burayı tam sayı yapar. Bana da zaten bu ifadenin tam sayı olduğunu söylüyordu. Ben de ona göre hemen ayırettim. Şimdi kaç farklı dediğine göre gidip de tek tek saymayacağız. Ne yapacağız arkadaşım? 180'i bakın bunun üstünü bir arttırdım. 3 bunun üstünü bir arttırdım. 3. Bunun üstünü bir arttırdım. 2. Bu ne arkadaşım? PTB. Yani pozitif tam bölenleri. Yani 18 oldu mu? E negatif tam bölenleri de 18. Hatta buraya yazalım. NTB. Çok da uzatmayalım. Peki bunların hepsini toplarsam bu da bana TB'yi veriyor muydu? TB dediğim şey tam bölenleri miydi? İşte bu. O zaman demek ki bu sayıyı yani bu sayıyı tam sayı yapan 36 tane değer varmış arkadaşım aklında olsun. 36 tane değer varmış. Burayı tam sayıpan. Çok önemli bir soru ama burada önemli kısım neresi biliyorsunuz? Şuradaki ifadeyi her zaman iki parçaya ayırmak olay oradan kopuyor. Lütfen bunu yıldızlayın. Daha ileriki sorularda hatta ve hatta 12. sınıfta limit, türev, integralde bile çok işinize yarayacak şu olay. İkiye parçalayıp ona göre işlem yapmak müthiş yararlı. aklınızda olsun. Geçtim. EBOB ve Ebob'a başladık. En büyük ortak bölen. Bakın, adı üzerinde ortak bölen. Demek ki burada bir ortaklık var. Yani 2 ya da 3 4 5 tane olan elemanların ortak bölenleri var. Biraz önce bölenleri gördük. Daha doğrusu geçen hafta da görmüştük bölenleri. Ortak bölenler. Ama ne istiyorum? En büyüğü. Sanki Ebob, Ekok öcüymüş gibi geliyor öğrencilere. Böyle bir korkunç bir şeymiş gibi geliyor. Ama hiç öyle bir şey yok. 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne. Bakın hocam adı üzerinde EBOB tamam da. Bak ortak bölecekler. Ama bunların da en büyüğü olacak. Biz buna ne diyoruz? EBOB diyoruz. Göstergemiz nasıl? Y sayılar için EBOB parantezinde işte o sayıları yazacaksın. Örnek uygulaması nerede? Burada. Şimdi hocam bunları nasıl yapacağız? Biraz önce nasıl yapıyorsak arkadaşım? Hani tekli de yapıyorsak. Burada da çiftli de yapacağız. Size tavsiyem ikisini de aynı anda gördüklerini, bölenleri gördüklerini hemen yaz. Yoksa normalde 2 yazarsın, 2 yazarsın, 2 yazarsın, 2 saat yazarsın. Bak 4 tane 2. Gerek yok. Ben şu an gözle kestirdiğim, bakın kaba tabirle, kaba bir gözle kestiriyorum. İkisi de 8'e bölünüyor. Bakın ikisi de 8'e bölünüyorsa bu 4, bu 10 oldu. Bu arada 8 ikisini bölüyor mu? Evet. O zaman bu ortak bölendir. Bakın ortak bölendir. Bakın ben eksik bölmüşüm. 8 değil 16 bölüyormuş. Nereden anladım? 4 ve 10'un da ortak bölen 2'dir. Hop. 2 de ortak bölen. O zaman bu 2 oldu bu 5 oldu. Bakın şimdi 2 sadece bunu böldü 5 kaldı. 5 bunu böldü bitti. Ne yaptın hocam sen niye 2 2 yazmadın? Bakın bazen gözüme direkt gözükenleri hızlı bir şekilde bölebilirim 8 diye. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Mer, Bu arada tabii ki de ben 16 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Öğretmen olarak tabii ki de belki daha hızlı daha pratik yapabilirim ama... Siz görün diye 8'i seçtim. Yoksa bunların ikisi aslında ortak 16'ya bölünüyor. Bakın, ikisinde ortak bölen var mı? Bu ikisini ortak 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler, 16 böler. Bu ikisini ortak bu sayıların hepsi böler. Ama bakın ne arkadaşım, 8 2'den dolayı bunları en büyük kim böler? 16 böler arkadaşlar. İşte bize bölen değil İkisini aynı anda en büyük bölen lazımdı. Onu da 16 diye yazdım. Şimdi arkadaşım bunu çok iyi bilmem lazım. Sayıların EBOB değeri asal çarpanları ayrılıkta bulunur. Nasıl yani hocam? İki sayı varsa elimde ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı EBOB'u verir. Ne diyorsun ya hocam? Bak şimdi şunu diyorum arkadaşım. 84 nedir 84? Asal çarpanlarını ayıralım. Hemen 84'e bakarsak bir dörde bölündüğünü görüyorum. Hop 21, 3'e böldüm, 7, 7'ye böldüm, 1. Tamam. Bu neymiş? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1miş. Peki 70 nedir arkadaşım? 70 zaten kabak gibi gözüküyor. Bir 2 var içinde. Bir tane 5 var. Bir tane de 7 var. 2 üzeri 1, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Yani 10 kere 7 bitti. Şimdi bak ne diyor? Ortak asal çarpanlardan, ortak asal çarpanlardan. Üssü küçük olanların çarpımı. Bakın 2 üzeri 2 2 üzeri 1. Hop burada 2 üzeri 1 geldi. 7 üzeri 1 7 üzeri 1 küçük zaten yok ikisi de aynı. 7 üzeri 1. Ortak olanları alıyorsun. 2 2 7 7. Üssü küçük olanı alıyorsun. 2 üzeri 1. Niye? Çünkü ortak ya ikisinde de. Ortak olanı alacağım için tabii ki de büyük olanı alırsam bunun içinde 2 üzeri 2 yok. O yüzden sıkıntı. O zaman ne oldu? Bu ikisinin EBOB'u kaçmış? Burada 2 üzeri 1, 7 üzeri 1'den dolayı 14. Ne yaptın? Asal çarpanlara ayrılarak da bulunabilir dedik. Neden böyle bir şey gösterdik? Hocam biraz önce rahat rahat yapıyorduk. Arkadaşım üniversite sınavında PQR üzerleri verdi. Herkes şok oldu. Niye? Böyle bir ayrım da yapılabilirdi. Rahat bir şekilde görebilirdi. Aklımızda olsun. Geldik Ekok'a arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Öcü gibi bakmayın. EBOB ortak bölenlerdi. Yani bölme. Daha da azlarıyla uğraşıyorduk. Şimdi de Ekok nedir? En küçük ortak kat. Yani kat atacağız. Yukarı doğru gideceğiz. Bunların ortak katları nelerdir diye bakacağız. 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların ekoku denir. Mesela en basitinden düşünün. 4 mesela ne olsun? 6 olsun. Şimdi dikkat. 4'ün katlarını düşünün. 8 var, 12 var, 16 var, 20 yirmi var, 24 yirmi var. 6'yı düşünelim. 6 var, 12 var, 18 var, 24 var, 30 var, 36 var. Tamam kes, uzatma. Bak şimdi arkadaşım. Ne diyorum? Bu ikisinin de 4 ve 6'nın ortak katına bakıyorum. Ortak katı bunların 12'ler ortak. E 24'ler ortak. Daha ileride bakın 12, 24, 36'lar ortak. Hatta şurada bakın yazalım. 28 32 ve burada 36'lar ortak. O zaman burada bunların bayağı bir ortağı var. Bir sıkıntı yok. Ama ortak katı var daha doğrusu. Ortak katı var ama bize ne lazım arkadaşım? En küçük ortak kat. He. Biraz önce bölenlere bakıyorduk. Mesela dördün bölenleri kimler? İkiler birler. Altınınki ikiler üçler birler. Mesela ne oldu şimdi? Biraz önce en büyük ortak kata bakıyorduk şey ortak bölene bakıyorduk. İkisinde de iki var mesela. Şimdi de ortak kata bakıyorum arkadaşım. Kat. Şimdi katlardan en küçüğünü seçiyorum. Ortak katlardan en küçük. Biraz önce bölenlerden en büyüdü. Şimdi ekokun mevzusunu az çok anladık. Öcü gibi bakmayacağız. Mantığının nereden geldiğini anladık. Gösteriminin de ebobun birebir aynısı olduğunu anladık. Şimdi burada nasıl yapacağız peki? Bakın 64 ve 96. Yine ben bunların ikisinin aynı anda ortak bölenlerini alacağım. Biraz önce tek tek asal çarpanları. Şimdi İkisini aynı anda asal çarpanlarına alacağım. İkisinde de gözle görülür bir şekilde 8 olduğunu fark ettim. Bu 8, bu 12'dir. Bakın 96'yı 8'e bölersek 12'dir. İkisinde de 4 olduğunu fark ettim. O zaman bu 2'dir, bu 3'tür. Tamam burada 2 var, burada 3 kaldı. Bunu 3'e aldım, burada 1 kaldı. Şimdi dikkat arkadaşım, bak çok dikkat et. Biz şimdi ne yapıyoruz? Ekok oluyoruz. İşte ekokta sen Allah ne verdiyse alacaksın arkadaşım. Hepsini alacaksın. Ebop'ta neydi? Ortakları alıyordun, çarpıyordun. Ama burada ne yapıyorsun? Tak 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 hepsini alıyorsun. Hepsini alırsan ne olur? 4 kere 2, 4 kere 8, 32. Çarpı 2, 64. Çarpı 3 ne oldu? 192 olmuş oldu. Demek ki bu iki sayının nedir? Ortak katı ekoku en küçük 192'dir. Ekokta ne yapıyorsun? Asal çarpanlara birlikte ayırıyorsun. Herkese alıyorsun. Ebobda ne yapıyordun? Ortak böleni alıyordun. Mesela bunun ebobu nedir? Bakın ikisinde 8 aynı anda böldü. Artı bir de ikisini de aynı anda 4 böldü. Bakın ikisini de böldü. 8'i böldü 2 kaldı. 12'yi böldü 3 kaldı. İkisi böldü. Demek ki bunların da aynı zamanda EBOB'unu da yazsam. EBOB'u nedir arkadaşım? EBOB 64'e 96. Hop bunların da 32 olduğunu görecektim. İşte bunu da bu şekilde yaptık. Yine bunu bilmemiz gereken şey ne? Biraz önce EBOB'da nasıl yapmıştık? Asal çarpanlarını ayırarak da bulunur demiştik. Ve bu sefer de bütün çarpanlar alınır. Ortak olanların üssü büyük olanı. Biraz önce ortakların küçüğü aldık ya. Bu sefer de ne yaptık? Burada da büyüğü almış olduk. Çarpacağız. Büyüğü alıp çarpacağız. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum bak. 48 nedir dostum? 48 16 kere 3'tür. Evet 16 kere 3'tür. Tamam. 72 nedir arkadaşım? 72'yi düşünürsen de 8 kere 9'dur. 8 kere 9'sa o zaman 2 üzeri 3. 9'sa da 3 üzeri 2. Ha tamam. Şimdi bakın bu sefer ne yapıyorum? Allah ne verdiyse hepsini alıyorum. Al kardeşim. 2'leri alıyorum. Aldım. Büyük olan kim? 4 aldım. Üçleri alıyorum. Aldım. Üstü en büyük kim? Bunu aldım. Bitti. Şimdi bakın. Burada sayılarımız şansa 2 ve 3'ün katları çıktı. Diyelim ki buradaki sayım mesela bu sayıyı 72 değil de 360 yapalım. Bakın şimdi size bir olay gösterelim. Farklılığı anlayalım. 48'e 360 olsun diyelim ki. Bakın 48'e 360'da 360 72'nin 5 katı ya. Hemen buraya yazalım. 360 72'nin 5 katı. Yani 2 üzeri 3 3 üzeri 2 5 üzeri 1. Bakın 2 3 2 3 5 böyle bir durumda ne yapacağız? 48 ile 360'ın ekokuna bakarsak bu sefer de yine ortakları bak ortak değil. Hepsini bütün çarpanları alıyorum. 2 var mı? Var. Üssü büyük olan kim? 2 üzeri 4. 3 var mı? Var. Üssü büyük olan kim? Bu. 5 var mı? Burada da var. Tabii ki de yazılmamış sadece 5 üzeri 0 diye. Olsun olmasın fark etmez. Herkesi alacağım ya. Aldım. Üssü büyük olanı alacağım diye bir mevzu yok. Zaten bu tek. O zaman bitti işte işeyim. Olay bu arkadaşlar. İkisinde de olay bu. Ekok ekok. Durum, vaziyet bu. Bu arada EBOB değil bu. EKOK tamam mı? Ne yapıyorsun? Herkese alıyorsun. Bütün çarpanları aldın, olayı bitirdin dedim ve bunu da bu şekilde yapmış olduk. EKOK almayı anladık. Bu arada burası kaç? 16 kere 9, 144. Bunların ortak katı. Tabii ki de bununki de 144'ü 4 ile çarparsak 720'de buluşmuş olacaklar arkadaşlar. Burayı da söylemiş olduk. Şimdi karşımızda EBOB ECOG özelliklerine geldik. Özellikler kısmı da bize pratiklikler sağlayacak. Hemen nasıl yapabiliriz ona bakalım. EBOB XY ile ECOG XY'nin çarpımı hop iki sayının çarpımıdır. İşte galaksi. işte bütün evren. Bütün yıldızlar. Bütün astroloidler. Hepsi gelsin arkadaşım. Ne bu? Çünkü EBOB'la ECOG'un çarpımı bizim sayılarımızın çarpımına eşittir. Uf olaya bak. İki ebopla ekokun çarpımı sayıların çarpımı işte aklımda kalsın süper bir özellik. Aralarında asalsa e, EBOB ebop birdir. Aralarında asal ne, ne, demek arkadaşım aralarında asal? Aralarında asal ikisinin de ortak böleni birdir. Ve başka bir şey yok. E, ortak böleni birse e, ortak bölen sadece birse en büyük ortak böleni de birdir tabii ki de. Aralarında asal sonuçta. Ardışık sayıların ebopu birdir. Çünkü ardışık sayılar aralarında asaldır arkadaşım. Ardaşık sayıların aralarında asaldır. Mesela 28, 29, 29, 30. Bakın aralarında asaldır. ardışık çiftler, bu arada ardışık tek sayılar 29, 31 aralarında asaldır. Niye? Aralarında iki kar, iki fark var. İkiye bile bölünmüyorlar zaten. O zaman nedir? EBOB yine birdir. ardışık çift sayıların EBOB'u ikidir arkadaşım. Mesela 28, 30. Hop ikiye böl 15. Pardon 14. Hop ikiye böl 15. Bakın ne oldu? E, de ikiye bölünüyor ama geri kalan bölünmüyor. Demek ki ardışık çiftlerde de EBOB 2'ymiş. Bunu da öğrendik ve bu kısımda geçtik. Şimdi çok dikkat edelim. X ve Y, X küçük Y büyük olsun. EBOB her zaman bu iki sayıdan küçüktür. Ya da küçük olana eşittir. EKOK da sonuçta kat atıyoruz ya üzerine. Bu iki sayıdan büyüktür ya da büyük olana eşittir. Bakın arkadaşlar EBOB'da ...bölüyoruz ya... ...böldüğümüz için bu iki sayıdan... ...küçük olacak ya da küçüğe eşit olacak... ...ekokta da kat atıyoruz... ...kat attığımız için ne olacak? Ne yapacağız? Ekokta da arkadaşım unutma sakın... ...ne yapacağız burada da? İki sayıdan büyük kat attığımız için... ...iki sayıdan büyük ya da büyük olan eşit olacak. Geçtim. Ve de arkadaşım... ...sana soruda... ...Ebop eşittir bir şey derse... ...o zaman Ebop ne demek? İkisinin de içinde... ...bu sayı var demek. Varsa... ...hemen ne yapıyorsun... X eşittir BK yapıyorsun. Y eşittir AK yapıyorsun. Ama dikkat et A ile B aralarında nasıl olacak. Neden? Neden aralarında asal olsun arkadaşım? Çünkü aralarında asal olsun ki başka bir sayı daha gelirse ortak bölen büyür. Mesela diyelim ki K'nın bunlar aralarında asal değil. Bunların da aralarında asal olmayıp ortak 2 olsa o zaman bunların böleni en büyük böleni K olmaz ki. Bir de bunlardan 2 gelirdi. 2 çarpı k olurdu. O yüzden arkadaşım unutma. Ebob k derse hemen çatır çatır bunlar ikisini aralarında asal seçecek şekilde ak ile bk diyorsun işi bitiriyorsun. Şimdi burada model sorumuz var. Neden model soru? Çünkü bu modelden her kitapta vardır. O yüzden de bu soruyu yapalım. Ebobla ekokun çarpımı 192. Bir dakika ya. Ebobla ekokun çarpımı sayıların çarpımı değil miydi? Evet. E burada o zaman payda eşitliği mi ben e, o zaman bunun altında görünmez bir var. Y ile payda eşitlersem hop ne oldu? X çarpı Y artı 32 bölü Y eşittir 14. E, arkadaşım devam edelim. 192 artı 32 eşittir 14 Y mi? Evet. O zaman burası kaç oldu? 200. Ne çıktı burası? 30 eklersek 222. 4 eklersek pardon 224 olmuş oldu. Bunu da hallettik. 14 Y. Yeah. Burayı süper bir şekilde bulduk. Bu arada Y'miz kaç çıktı buradan da? 16 olmuş oldu. Çünkü 10 kere 140, 5 kere daha, 5 kere 40, 5 kere 14, e, 70, 210 etti. Bir tane daha 14 geldiğine göre 15, 16 etti. Bunu da hallettim. Ne oldu? Y'mizi 16 bulduk. E arkadaşım, e biri 16 ise, Y 16 ise, ikisinin çarpımı 192 değil miydi? O zaman demek ki öbür küste 12'ymiş. Nereden bildin hocam? 16'yı 10 çarptım. 160. Geriye 32 kaldı. 32'de 2 tane 16'dır dedim. Bunu da patlattım. Bana ne soruyordu? X'i soruyordu. X eşittir neymiş arkadaşım? 12 demiş olduk. Ve süper bir şekilde bu özelliğimi geride bırakmış oldum. Bir başka model soruya geldim. Bakın bu sorular kitaplarda yıldızlı soru. Hatta bu soru yıldızlıdır. Model soru bütün kitaplarda vardır. X ve Y ardışık çift sayılarsa ardışık çift sayıların ebobu neydi arkadaşım? Ebobu 2 idi. E tamam süper. Ebobu 2 ise yazalım. E burası ne oldu o zaman? Ekok X virgül Y eşittir. Ne oldu? 112 oldu. Biraz önce ne demiştik arkadaşım? Ebob ne demiştik? Ebob'la ardışık çift sayıların ebobu ikidir demiştik. Teklerinki ebobu birdi. Hatta ve hatta neydi? Ardışık sayılarınki de birdi. Şimdi ekoku biz 112 bulduk. Ebobu da iki bulduk. Çok güzel. İkisini de hallettik. Bir şey söyleyeceğim şimdi size arkadaşım. Ebobla ekokun çarpımı sayıların çarpımıydı. Evet. O zaman ebob çarpı ebob. Ekok pardon özür dilerim. Çarparsam ne oldu? 112 çarpı 2 224 oldu. Şimdi bunlar ardışık çift sayılar değil miydi? Evet. O zaman demek ki bunlar peş peşe olan iki sayının çarpımı. Aa bir dakika. Biraz önceki sorudan t'yi alabilir miyiz? Alırız. Bakın t'yi alalım biraz önceki sorudan. 224 neydi? 16 kere 14'tü. 16 kere 14'tü. O zaman t'yi aldım. Burası x çarpı y. Demek ki bu 14 ile 16 diye sayılarımmış. Gördün mü? Bak EBOB'un 2 olduğunu buldum. EKOK'u buldum. 2 sayının çarpımı benim sayılarımın çarpımı Evet. O zaman ne yaptım arkadaşım? 14, 16 çünkü ardışık çift diyordu. 224 hangi ardışık çift sayının çarpımı? 14, 16 diye buldum. Ve bu model sorumu da bitirmiş oldum. Şimdi geldim işte yine benim kitaplarda çok sevdiğim yıldızlı bir soruya geldim. Bu yıldızlı soruda da bakın şu olayı unutmayın bu 6 verdiyse o zaman x eşittir 6m'dir. y eşittir 6n'dir. Ve unutma m ile n de aralarında asaldır. m ile n de aralarında asaldır. Hemen yazalım o zaman. x artı y bana 168 verildi. 6m artı 6n eşittir 168 dedim. Ve devamında da 6 parantezini alırsam M artı N benim için ne olmuş oldu? 6'ya bölersek 120 artı 48'dir. Bakın burası 120 artı 48'dir. 120 20'dir. 6'ya bölersen 48 de 8'dir. O zaman ne oldu? 28 olmuş oldu. Tabii ki de bu arada her iki tarafı da 6'ya böldüm. 168 28 çarpı 6 olduğuna göre her iki tarafı da 6'ya böldüm. Ne geldi arkadaşım? M artı N eşittir. 28 gelmiş oldu. Bakın şimdi bize ne diyor arkadaşım? X eksi Y en az kaçtır diyor. X eksi Y en az kaçtır diyor. Yani sayıların sayıların bize neyini soruyor arkadaşım? Sayıların bize neyini soruyor burada? Sayıların birbirine en yakın olma durumunu soruyor. Bu arada EBOB'ları da 6 olacak. Yani ortak katları artı. Bu arada ne dedik biz? Bakın şunu unutmayın. Hocam birbirine eşit seçerim. Seçemezsin. Çünkü M ile N aralarında asıl olacak. E, aralarında asıl olacaksa 14'ü e 14 seçemiyorum. O zaman birbirine en yakın seçeyim. Burası 13, burası da ne olur? 15 olur. İşte bu kadar. Burası 13, burası da 15 olacak arkadaşım. Bakın en az diyor ya iki sayının toplamı, iki sayının toplamı bize verilmiş, farkının en az olmasını istiyor. E tabii ki de toplamları 14 14 seçersem e buradan da en aza ulaşırım. Bu arada hocam x y diyor sen m ye, n ye yapıyorsun. E, x'ler y'ler m ile n'ye orantılı değil mi? Evet. O zaman devam edelim. x eşittir nedir? 6 çarpı 13'tür. y eşittir nedir? 6 çarpı 15'tir. Bakın bu sayılar aralarında asıl olacak demiştik. Unutmayın. O zaman ne yaptık? Birbirlerinden çıkartırsak tabii ki de en az kaçtır dediği için bu arada x y için bize kim büyük kim küçük demediği için o zaman x'ten y'ye çıkarsa arkadaşım daha küçük olur değil mi? Daha küçük olur. O zaman ona göre de yaparız. Bu arada e, sayılarımda bir sıkıntı yok. En, en az dediğine göre. Bu arada en az derken şunu söyleyelim. E, X'ye pozitif olarak en az kaç diyelim. Pozitif olarak. Çünkü başka yerlere gitmesi soru. Pozitif olarak dediği için bunu 15, bunu 13 yapalım. Orada bir kar, karmaşa çıkmasın. 15 kere al, Burası ne olacak? 90 oldu arkadaşım. Burası ne oldu? 78 oldu. Farkları da ne olmuş oldu? En az 12 olmuş oldu. Bir daha söylüyorum. X, pozitif olarak en az kaçtır diye sorumuzu yine soralım. Ve bu şekilde de sorumuzu sonlandırmış olalım. Çünkü negatif de çıkabilir. Negatif çıkarsa biraz can sıkabilir. O yüzden ne dedik? Burada hatta şunu da söyleyebiliriz. X büyüktür. Y olacak şekilde de diyebiliriz. Öyle de pozitif kesinlikle çıkmış olur. Yıldızlı soruydu. Çok güzeldi. Hemen 6K, 6M, 6N dedik. Ve de M ile N aralarında asal olacak. Unutma dedik. M, N aralarında asal olacak bu kısmı da bitirmiş olduk. Aralarında asal kısmı çok önemli. Bu şekilde yazabilirsin. Çok da güzel olur, çok da iyi olur. Geldim buraya. EBOB ve EKOK problemlerini yapmam lazım. Sayıların katlarını alıp bu sayıları belirli bir nokta bulaşmak istiyorsak veya parçaları birleştirip bütün elde etmeye çalışıyorsak. Şu an ne yapıyorum arkadaşım ben? Sayıların katlarını almak ve belirli bir noktada buluşturmak istiyorum. Bakın katları buluşturmaya çalışıyorum. Ya da parça 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 ne yapmaya çalışıyorum? Bir bütün oluşturmaya çalışıyorsam biz buna ekok diyoruz. Biz bunu ne yapmaya çalışıyoruz? Ekok yapmaya çalışıyoruz. Bunu bil arkadaşım çok önemli bir mevzu. O da ne? Parçadan bütüne gidiyorsan parçaları birleştirip bütün yapmaya çalışıyorsan işte bunun adı ekoktan geçer. Bu sorular ekoktan geçer. Geldim ama bütünü küçük parçalara ayıracaksam nasıl küçük parçalara eşit küçük parçalara ayıracaksam. Bunun için ne yapacağım? Veyahut da büyük bir parçayı küçük küçük parçalara böleceksem veyahut da sayıları bölenlerini ayırıyorsam işte burada da EBOB'u kullanmış olacağım. Burada da neyi bilmem lazım arkadaşım? Bam! Bunu çok iyi bilmem lazım. Bütünden parçaya gidiyorsam bu sefer de ne olacak? EBOB olacak. Ne demiştik zaten? Eko kat atmaydı. Parçadan bütüne daha yukarıya. EBOB neydi? Bölmeydi. Bütünü parçalara böleceğim. Hemen yeni nesil, yeni, yeni nesil, nesil ne ya? Yeni nesil soruya geçtik arkadaşım. Bak yeni nesil soru bunlardan soruyorlar. Boyutları 120, 90 ve 105 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir depoya küp biçiminde eş kutular depoda boş yer kalmayacak biçimde yerleştiriliyor. Bak ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşım? Büyük bir büyük bir cisim var. Onu küçük küçük parçalara ayırmaya çalışıyorum. Yani ...bütünü parçalara mı geçmiş istiyorum? Bütünden parçaya. O zaman ebop yapacaksın. Küçük küçük parça. Bakın... ...boyutlarını düşün. Birisinin boyu... ...boyu 120, eni... ...90, derinliği de 105. Bak şimdi arkadaşım. O zaman bunları... ...küçük küçük küpler yapacaksam ben... ...şöyle, şu şekilde... ...yerleştireceksen böyle küpleri... ...o zaman ne yapacağım? Olabildiğince... ...küçük yapma... Büyük yaparsam... ...daha az kutu yerleşir. O zaman küpleri olabildiğince büyük yapacağım. Küp derken bütün kenarları birbirine eşit olduğuna göre o zaman 120'nin, 90'ın ve 105'in ortak katı kimdir? de bir 5 var. Ortak görüyorum. O zaman bu 24, 5'e bölersem bu 18, 5'e bölersem bu 21 eder. Devam ediyorum. Herkesi bir 3'e bölersem bu 8, bu 6, bu da 7 oldu. Artık ortak kalmadı. Bakın demek ki bunların ortak bölenleri 3 ile 5'ten dolayı 15'miş. He, o zaman 15 arkadaşım bakın 120'lik derinliğe sen kaç tane üst üste koyabilirsin? 15'e böldün 8 tane üst üste gelir. Peki der, buradaki enlemesine boylamasına tamam enlemesine kaç tane koyarsın? 90 enlemesine de 15'e bölersen 6 tane koyarsın. Ve arkadaşım unutma Derinliğine de yani uzamsal olarak da bir odayı düşün böyle. Bakın odayı düşünün. Yana, yukarı ve yana. Bir de içeri doğru kaç tane dizersin? Yan yana kaç tane koyarsın? Burası da 105'ti. Orayı da 15'e bölersen, pardon özür dilerim 15'e bölersek burası da ne olacak? 7 tane olmuş olacak. O zaman arkadaşım 8'er tane yukarı, 6'şer tane yan yana, 7'şer tane de içeri koyuyorsun. Bunları tabii ki de birbirleriyle çarpacağız. 8 çarpı 7 çarpı 6 olacak. 8 kere 7 56. Burası 56 kere 6. 50 kere 6 300. 6 kere 6 36. 336'yı patlattım bitirdim. O zaman ne oldu? 336 tane küp ne olur? Birleşirse burada 120'ye 90 105'lik bir dikdörtgenler prizmasının içini doldurur arkadaşım. Unutma bunu da süper bir şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bu neyle ilgili soruydu? EBOB'la ilgili soruydu. Ne yaptık? Büyük bir dikdörtgenden bizim prizmasını küçük küçük küplere ayırdık. Şimdiki sıradaki sorumuz arzu eline ebatları 4 santim, 6 santim ve 16 santim olan dikdörtgenler prizmasının biçiminde kutulardan 200 tane varmış. Ne varmış? Şurayı düzeltelim elinde olsun. Arzu'nun elinde 4'lük, 6'lık ve 16'lık dikdörtgenler prizması şeklinde kutulardan 200, 200 tane varmış arzu elindeki kutulardan en az kaç tane daha olursa bir küp oluşturabilir. Bakın 6'lık 4, 6, 16'lık elimde dikdörtgenler prizması var. Bunları üst üste yan yana ve derinlemesine koyacağım. Ne yapacağım? Bir küp oluşturacağım. Yani küçük küçük parçaları birleştirip büyük bir küp mü yapmaya çalışacağım? Evet. O zaman bakın parçadan büyük bir bütüne gidiyorum. Giderken de Bunların hepsi ne olmasını istiyorum ben? Bunların hepsinin ne olmasını istiyorum arkadaşım? Ortak bir noktada buluşmasını istiyorum. Peki 4, 6, 16 nerede buluşur? Hemen yazalım. 4, 6, 16'nın neyini alıyorum? Ekokunu alıyorum. Alırsam hepsi 2'ye bölünüyor. 2, 3, 8. Hepsi 2'ye bölünmese de 2'ye bölünenler var. 1, 3, 4. Artık bir 2'ye bölünecek şu bir daha 2 oldu. Bir daha 2'ye bölünecek. Bu 1 oldu. Bu 3 hala kaldı. Bir daha 3'e böldüm. O zaman da burayı bitirmiş oldum. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Demek ki bu bizim kübümüzün bir kenarı 2, 4, 8, 16, 48'lik olabilir. Bakın 48'lik olursa bu kübüm benim. Bu kübüm benim 48'lik olursa arkadaşım çok dikkat et. 48'lik bir küpse o zaman ne olacak? Bundan 12 tane koyarım. Bakın 12 tane iç içe gider. Devam ediyorum. Buradan 48'lik ya 8 tane koyarım. Buradan da 3 tane koyarım. Bakın yukarı doğru 4 santimetre uzunluğundaki dikdörtgenin bir, bir boyutunu 12 tane üst üste koyarsanız 48 olur. 6lıktan yan yana 8 tane koyarsanız 48 olur. Yukarısı 48. Aşağısı 48. Derinlemesine de 16'lıktan 3 tane koyarsan bu da 48 eder. Peki arkadaşım ne oldu? Biraz önceki gibi 12 tane 8 tane 3 tane 96 çarpı 3. Bakın burası 96 çarpı 3 oldu. 100 olsaydı 300'dü ama 4 tane 3 eksik. 300'den 4 tane 3 12'yi çıkartırsam 288 eder. E benim elimde ne vardı arkadaşım? Benim elimde 200 tane vardı. O zaman 288'den 200'ü çıkartırsam 88 tane kutu lazım bana. Hangi dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu lazım arkadaşım. Müthiş bir soru anlattık. Çok güzel bir soru. İki tane birbirine benzeyen soru. Bütünü parçaladık. Burada da parçalardan bütün elde ettik. İşte bunların hepsi EBOB. Ekoklu oluyor. Ne dedik biraz önce? Bunları bil dedik. Parçadan bütüne, bütünden parçaya. Bütünden parçaya gidiyorsan ne yapıyorsun? EBOB alıyorsun. Parçadan bütüne gidiyorsan buradaki gibi parçadan bütüne gidiyorsan bu sefer de eko kılıyorsun. Bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Şimdi arkadaşım 40 dakika oldu. Biz Evop Ekok'un altından girdik, üstünden çıktık, içinden geçtik. Bütün her şeyi müthiş bir şekilde yaptık. Şimdi arkadaşım periyodik problemlerle tam tamına 1, 2, 3 soru yapıyorum. Ve sana da ödüllü soruyla konumu bitiriyorum. Çok tatlış bir konu. Periyodik problemler. Periyodik ne demek arkadaşım? Mesela evde annen baban Olmayabilir ama ninen, deden e, nedir ilaç kullanıyor olabilir. Yani anne baban olmayabilirken ilaç kullanmıyor olabilir. E, ninen, deden ilaç kullanıyordur. Hatta hastalık dönemlerinde sen de hatırlarsın. Doktor ne der? Sekiz saatte bir ilaç kullanacak der. Sekiz saatte bir der ve ilk ilacını öğlen on ikide alsın der. On ikide alırsan bir sonraki ilacını sekiz saat sonra yirmide alırsın. Bir sonraki ilacını dört saat gider gece dörtte alırsın. Bakın dörtten sonra ne olur? Bir daha on ikiye gidir. Niye? Çünkü bir gün yirmi dört saattir. Yirmi dört saatte sekize bölünür. Demek ki bir günde sen üç kere ilaç alırsın. Sonra saat yine tekrar tekrar eder. Bakın periyot döndü. Birinci ilaç, ikinci ilaç, üçüncü ilaç. E, dördüncü ilaç, beşinci ilaç, altıncı ilaç. Böyle böyle gider. İşte gördüğünüz gibi üçlü periyotlar halinde günleri tamamlarsın. İşte biz buna periyot diyoruz ve bu durumları içeren problemler var. Bakalım bunları nasıl yapabiliriz arkadaşım? Hemen ısınmayla başlayalım. Ne diyor ısınmada? Bir doktor dört günde bir, bir hemşire altı günde bir nöbet tutuyor. Bu, ikisi, bu iki kişi birlikte ilk nöbetlerini salı gün tutmuşlar. Bakın birinci nöbet nerede salı günde? Şimdi arkadaşım ben dört günde bir nöbet tutuyorsam, hemşire arkadaşımız da altı günde bir nöbet tutuyorsa... O zaman bakın ...ikisi de ortak bir günde birleşmesi lazım. Ben dört gün, sekiz gün, on iki gün... ...on altı, on iki, on sekiz diye gidiyor. Dört ile altının ekokunu, ortak bir katını bulmamız lazım. İşte bu gibi sorularda, periyodiklerde genelde ekokla hesaplanır. O zaman ne oldu arkadaşım? Gördüğün gibi ben dört gün sonra nöbet tutacağım. Bir dört daha, bir dört daha, on iki gün sonra nöbet tutacağım. Hemşire arkadaşım da altı ve altı tuttuktan sonra... ...on iki günde yine birleşeceğiz. Bakın <laughs> ne olacak şimdi? Birinci nöbetten sonra hop bir 12 geçecek. Bir 12 geçti bakın. İkinci nöbetten üçüncü nöbete hop bir 12 daha geçecek. Bu arada birden üçe bakın birden üçe hocam 3 üç tane 12 geçtim diyemezsin. Üçüncü nöbete iki 12 geçtim. Dördüncü nöbete bir 12 daha gittim. Yani ben birinci nöbetle dördüncü nöbet arasında dörtten bir çıktı üç. Üç tane 12 geçtim. Adam bana neyi soruyor arkadaşım? Sekizinci kez birlikte olan nöbeti hangi gün tutarlar diyor. Şimdi çok dikkat. Birinci gün Salıydı. Sekizinci nöbeti sekizden bir çıktı yedi. Kaç tane on iki vardı? Yedi kere on iki vardı arkadaşım. Hatta şöyle yapalım. Yedi kere on iki kaç arkadaşım? Seksen dört. Bakın seksen dört gün sonra bunlar birlikte sekizinci kez nöbet tutarlar. Ama niye 7 tane 12? Çünkü 1'den 2'ye geçerken 1, 2'den 3'e geçerken 1, 3'ten 4'e geçerken 1. Mesela 1'den 4'e geçerken 3 tane 12. 1'den 8'e geçerken 7 tane 12 geçerler. İşte bu. Buradaki mantık bu. Bunu unutma. O zaman ne oldu arkadaşım? 84 dedik. 84 gün sonra haftalar 7 gün. E 84'ü böl 7'ye ne oldu? 12 etti. E kalan ne? 0. Demek ki Salı gün nöbet tuttuysak bir sonraki hafta şey bir sonraki diyorum 8. nöbetimizde de yine salı gün nöbet tutacağız arkadaşlar birlikte. İşte olayımız bu. Mesela diyelim ki burada kalan 5 olsaydı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diyecektik. Ne yapacaktık? 5 gün ileri. 5 gün ileri gideceğine iki günde geri gidebilirsin. Çünkü niye? 5 gün ilerisiyle hafta 7 gün olduğu için iki gün gerisi de aynı şeydir. Yani pazartesi pazarda diyebilirsin. Kalan 5 olsaydı. Bakın kalan neyse bizim günümüze onu ekliyoruz. Ama burada asıl kritik olan 8, 1, 7 tane 12 geçecek aklında olsun. Geldim bir antrenmana ısınma yaptım şimdi antrenman. 5 günde bir nöbet tutan asker 3. nöbetini solu gün tutuyor. Bak 3. nöbet salı yine salı yine salı. 5 günde bir nöbet tutuyorum. 15. nöbet. Bak mantığı söyledim biraz önce. Bir 5 gün geçti. Bir beş gün daha geçti. Arkadaşım bak hep yapacağın iş şu. Beşten üç çıkar. iki tane beşlik geçmiştir. İki tane beşlik geçmiştir. Bak süper olay. Bana neyi soruyor şimdi? On beşinci nöbeti ne olacak arkadaşım? On beşten üç çıktı. On iki. O zaman ne diyorum? On iki tane beş geçmiştir. On iki tane beş gün geçerse altmış gün geçti. Bakın altmış gün geçti. Altmış günü, altmış günü e bizim periyodumuz nasıl? 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün. E 60 gün nedir? 60 gün 8 haftadır 56 çıktı. Nedir? 4 kaldı. O zaman 8 hafta 4 gün geçmesi lazım. Yine söylüyorum. Ben 3. nöbetimden 15. nöbetime tam tamına 12 tane 5 geçer. 12 kere 5 60. O zaman ne oldu arkadaşım? 60'ı 7'ye böldün. 8 hafta 4 gün geçti. Salının üstüne say. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi eder arkadaşım. Demek ki 15. nöbetim cumartesi gününe gelmiş olacak. Olayı çözdük mü? İşte bu kadar. Isınma tamam, antrenman tamam. Hadi bir de model soru yapalım. Tonguç kelimesi yan yana 200 kere yazılıyor. Yazalım. Tonguç. Aklımıza kazıyalım. Tonguç. Süper. Nokta nokta nokta. Bak şimdi arkadaşım. Birinci harf, kelime, harfimiz bu. İkinci harfimiz bu. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Beşinci bu. Altıncı bu. 7. bu, 8. bu, 9. bu, 10. bu, 11. bu, 12. bu. Arkadaşım zaten Tonguç kelimesi 6'da 1 aynı harfe geliyor mu? Bak 1'de ve 7'de, 2'de ve 8'de hep aynı harfe geliyor. O zaman ben 6'ya bölsem mesela sallıyorum 10. sıradaki harfin nedir diye sorsa bana. 10. sıradaki harfimi 6'ya böleceğim. Ne oldu? Bakın kalan 4 oldu. Dördüncü sıradaki harfim neyse onuncu sıradaki harfim de odur. He, altıda bir tekrar ettiği için o zaman ne yapacağım? 778'i 6'ya böleceğim. Bakın bir kere var 6 çıktık. 17. 2 kere var ne oldu? 12 çıktık. 58. 58 de 7, 8, 9 kaç kere var? 9 kere var. 54. Kaç oldu? 9 kere 6, 54. 4 kaldı. Ha şansa bak yine aynısı tuttu. Gördüğün gibi dört tane kalan varsa arkadaşım bu dört kalan nedir? İşte benim dördüncü harfimdir. 5 kalan olsaydı 5. harfimdi. Hiç uzatmayacaksın. Altılık altılık periyotlar. O zaman ne diyorum? Bakın bu kadar kelime geçmiş. Bakın burada da bir tam tur attı. Şimdi dördüncü harfe geldi. Demek ki 200 kez yan yana yazılıyordu ya. 129 kez yan yana tam olarak yazıldı. Bir tane de dörtlü kaldı. O dörtlüde de dördüncü harfim G olduğu için işte bunu da bu şekilde bulduk. Süper bir model soru yaptık. Süper bir şekilde konumuzu bitirdik. Arkadaşlar ödevlerimizi verelim. Konu anlatım kitabı. Hocam ben konu çalışıyorum. Sizi dinledikten sonra çok iyi pekişiyor diyorsan hemen biz buradan konu kitabımızdan bakın periyodik tekrarlardan hemen burada bölünebilme kurallarında gördüğün gibi EBOB'lara geçtik. 96'da EBOB var. 90 98'de ekok var tabii ki de örnekleriyle problemlerimiz var hemen. <laughs> hemen ebap ekok problemleri de var. Bak yine anlatıyoruz. Hemen burada süzgeç var. Yapamazsan tabii ki de karekot okuyorsun. Canım hocam orada yapıyor. Periyodik problemlerle ilgili testlerim var. Bir de tabii ki de bu bölüm bitti. Bakın bölüm bitti. Tara geçlerimizle de hemen burayı tekrar ediyorsun. Toplam 12 soruda. Nerede? 0'dan 9'a da 96'dan 105'e kadar patlatıyorsun bitiriyorsun. Bakın bizi diğer diğer kanallardan ayıran en büyük özellik ne? Ödevlendirme sistemi. Lütfen kitaplarımızı ödevlerimizi takip edelim. Yoksa sonrasında geri kalırsak olmaz. Bakın burada da arkadaşlar ne dedik? Asal ve asal çarpanlar ayırma. Pozitif bölen dedik. 96'dan başlıyoruz T9'dan. T10'u bitiriyorsun. T11'i ebobekuk problemlerini bitiriyorsun. Bir de Tekrar eden soru kitabımız ya ben soru çözeceğim daha da iyi gelişeceğim diyorsan buraları yapıyorsun. Yapamazsan yine tat uygulamasından hemen ne yapıyorsun kare kodu indiriyorsun. Bölüm bitti. Bölüm sonu canavar olarak da gördüğün gibi arkadaşım burada hemen seni test 3 ve test 4 12 şer soruyla karşılıyor. Bir sonraki hafta gerçek sayıları göreceğiz. Müthiş bir ders oldu. Bakın 50 dakika sürmüş olabilir. Hiç sıkıntı değil. Müthiş bir ders oldu. Evop Ekok'un içinden geçtik. Problemlerini yaptık periyodikleri hallettik. Bütün her şeyi müthiş geçtik. Süper oldu arkadaşım. Artık ara tatilde aktif dinlenme yapacağız. Ne yapacağız? Tekrar kamplarımız var. Bunları izlerken, dinlerken aynı zamanda da tekrarlarımızı yapacağız. Bomba gibi de dinleneceğiz. Eğleneceğiz de sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte eğlenceden önceki son çıkış ödülü soru. Bakalım bu periyodik soruyu kim yapacak? Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutmayın. Ne diyoruz o zaman? Tatilde, ara tatildeki kampta görüşürüz.